İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. Ey benim ünlü ve sadık komutanlarım! Tarife hacet yoktur ki şimdi sahip olduğunuz şu devlet ve memleket nice mücadele ve zorluklarla kazanılmış ve atadan dededen bize intikal etmiştir. Konuşmalarını yapmak ve aynı zamanda sizlere hitap etmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Aziz İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, istikbalimizin güvencesi, sevgili gençler, sizleri selamların en güzeliyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelerek İstanbul'u yurt edinmiş, bu şehre aşık olmuş tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. İnsanlığın göz bebeği bu güzel şehirden, Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kırım'a, Kafkasya'ya kadar gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza da muhabbetlerimizi iletiyorum. İftar soframızı şereflendiren siz kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Artık son beş gününün içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayın siz İstanbullu kardeşlerimle beraber milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği ve inşallah Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece idrak edeceğimiz mübarek Kadir gecenizi de şimdiden kutluyorum. Mevlam'dan tuttuğunuz oruçları, eda ettiğiniz ibadetleri, yaptığınız hayırları katında kabul ve makbul eylemesini diliyorum. Bugün Türk milleti olarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Fethin 566. seneyi devriyesinde İstanbul'un kapılarını İslam'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı selamlıyorum. Daha 21 yaşındaki bir Cihan Hakanı'nı yetiştiren Akşemseddin Hazretleri'ni selamlıyorum. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin "O ne güzel ordudur" diyerek övdüğü Fatih'in kahraman neferlerini selamlıyorum. Tam 566 yıldır İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Mekanlarını cennet eylesin diyorum. Kardeşlerim, evet, İstanbul bundan tam 566 yıl önce fethedildi. 1453 tarihine kadar kırılmayan İstanbul kilidini kırmak, 21 yaşında genç bir sultan olan II. Mehmet'e nasip oldu. İstanbul Osmanlı'nın 7. kuşatmasında ve 7. Osmanlı padişahı tarafından fethedildi. Ancak İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını
tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri Megava iddiası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğan DAEŞ'li canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir. Daha iki ay önce cuma namazı kılan 52 Müslümanı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. Bu katilin silahına kazımış olduğu tarih, isim ve sembollere kadar hepsi 566 yıldır sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu mübarek şehrin duvarlarını zulüm 1453'te başladı sloganlarıyla kirletenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bölücü örgütün Çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının, Kur'an kurslarımızı ateşe vermesinin gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da hep aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri İstanbul'un fethiyle sembolleşen medeniyet değerlerimizi, Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir. Kardeşlerim, İstanbul merkezi büldan, yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmektir. Hamdolsun Rabbimize, bize bu şehre hizmet etme şerefini bahşetti. Temiz içme suyunun dahi bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak 39 can aldığı, nefes almanın zorlaştığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı bu şehri kısa sürede ülkemizin iftihar tablosu haline getirdik. Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle, yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik. Fatih'in emaneti olan Peygamber Efendimiz'in övdüğü bu şehri asıl kimliğine yeniden kavuşturduk. Önce Marmaray, sonra Avrasya Tüneli'yle İki kıtayı birbiriyle denizin altından iki kez buluşturduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın İlk etabını hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar da inşallah İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayacağız. Üç katlı İstanbul tünelini önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak hayata geçireceğiz.
Bugüne kadar İstanbul'a 19 kilometre tünel, 233 kilometre raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz şehrimizi 190 kilometrelik tünel, 1100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır. İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7000 yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımı süratle devam ediyor. Ve önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı Millet Bahçelerini ve Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabını İstanbul'umuza kazandırdık. İnşallah yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya, tüm dünyanın göz bebeği bu şehre layık olmaya devam edeceğiz. Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz. Bunun yanında şu anda otelin ve bunun yanında yine terminal binalarının olduğu kısımları inşallah büyük bir fuar merkezi haline getireceğiz. Ve yine pistin bir bölümünü de sadece iş adamlarıyla, yine uluslararası liderlerin gelmiş olduğu bir butik havalimanı olarak inşallah hizmete sunacağız. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız. Çünkü İstanbul dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi. İstanbul'da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur. Binali Yıldırım kardeşimiz bu şehirde başladığı hizmet kariyerinin ve bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı görevlerinin birikimini tekrar İstanbul'a sunmaya hazırdır ve İstanbul'un hizmetkarı olmaya adaydır. Gerek 25 ilçemiz, gerek inşallah Binali Yıldırım kardeşimiz, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Sizlerden Binali Yıldırım kardeşimin etrafında kenetlenmenizi ve İstanbul'un geleceğini hep birlikte inşa edecek örnek bir dayanışmayı ortaya koymanızı istiyorum. Türkiye'yi ve İstanbul'u 2053 vizyonuna beraberce taşıyacağız. 2023 Türkiye'nin inşallah 100. yıl dönümü olacak. Ve 100. yıl dönümünde de 1919 Samsun'a çıkışı nasıl kutladıysak inşallah 2023'ü de öyle kutlayacağız. Bu duygularla bir kez daha İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsında tüm İstanbul fethinin şehitlerine, gazilerine şimdiden şahsım, milletim adına, ümmet adına rahmet diliyorum. Ecdadın her bir kahramanını tazimle, rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutluyorum. Leyli-i Kadri'nizi şimdiden tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, Zati Devletlerinizi bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Günün anlam ve önemine dair İstanbul Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın sizlere bir hediye takdimi olacaklardır.
Sülüs ve Nesihat ile yazılmış olan orijinal Hilye-i Şerife, göbek kısmında kırmızı mürekkep ile Tura formunda Kur'an-ı Kerim Saf Suresi 13. ayeti yazılıdır. Allah katından bir yardım ve yakın bir zafer vardır. İnananlara müjde ver ey Muhammed. Eser Hattat Turan sevgili tarafından yazılmış olup süslemesi Müzehibbe Sabri Hanım tarafından yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Hanımefendi, programımız sona ermiştir, arz ederim.